Tüm çizerlere ve videoma denk gelen herkese merhaba, ben Ayşenur. Öncelikle bambuk parmaklarınız bir abone ol butonuna dokunduruyorsunuz. Ondan sonra videoyu izlemeye devam ediyorsunuz. Dijital çizimler serisine devam ediyoruz. Çok merak edilen o kumaş türlerine artık girelim istedim. En çok merak edilenler olduğunu düşündüğüm tüylü, simli, taş işlemeli ve tül kumaşları nasıl çizdiğimi videoyla anlatacağım. Öncelikle bir taslak hazırlıyorum, vücuda ihtiyacım var, boyuyorum. Çok ayrıntıya girmeden hafif böyle çevresini belli ediyorum. Daha çok kıyafete yoğunlaşacağım çünkü. Bu arada dijital çizimlerde vücut çizimi yaptığım video için kanalıma göz atın, yukarıya da bırakabilirim. Önce elbisenin de taslağını oluşturuyorum. Üzeri tamamen vücudu saran, altı da aşağı doğru açılan, üst üste atılmış tüllerden oluşan bir elbise hayal ediyorum. Tülün olayı nedir? Bir, içini gösterir. İki, kırışıklıkları serttir. Ve kırışıklıklar da içini gösterdiği için bir tık koyu olmalıdır. Bunu göz önüne alarak ve fırça darbelerimin yönüne önem vererek yukarıdan aşağıya doğru yapıyorum. Her fırçada yapılmaz ama birkaç fırçayla yapabilirsiniz. Fırça şekillerinden bahsediyorum. En önemli nokta opaklığı çok düşürüp boyutu büyük bir fırça kullanmak. Bazı yerlerde içini göstermesine izin vereceğiz. Tamamen karalamayacağız çizimi. Bu sayede tülün yapısını hissettireceğiz. Tül çizmek bu kadar basit anlayacağınız. En kolayından başlamak istedim. Şimdi tüye geçiyoruz. Bu da en zorlarından bir tanesi. Daha iyi anlatabilmek için ekran kaydı yaptım. Seçtiğim fırça saç için kullandığım fırçalardan. Taban için öncelikle sabit bir renkle çizgiler atıyorum yani. Hani tüy gibi. Tamamen aynı yöne bakmayacak. Uzun kılları olan ve çok böyle uçuşkan, nasıl anlatılır, uçuşkan bir tül yapıyoruz. Kürküm böyle çok hafif. Hani Sihirli'nden izleyenler bilir, Dudu Peri'nin o boynundakiler falan vardı ya, öyle bir tül yapıyoruz burada. Nasıl anlatılamam. Neyse, tonumu attım aynı tonda elbisenin. Daha sonra bir tık koyu tonunu aldım. Yine atıyorum. Tamamen aynı yöne bakmayan karışık. Bazıları yukarı doğru dönmüş hatta. Çünkü havanın etkisiyle hemen hareketlenen bir tüy o. Çok hafif bir tüy. O yüzden farklı yönlerde atıyorum ama üst üste çok bindirmemeye çalışıyorum. Tamamen karalamıyorum. Tüy yönünde sadece çizgilerimi atıyorum. En önemli nokta zaten bu. Farklı kalınlıklarda atmaya çalışıyorum. Sonra daha açık bir tonunu aldım. Yani bütün olayımız ışık ve gölgeyle. O yüzden farklı tonlarda deniyorum. En son beyaza kadar geçeceğim hatta. Boyları değiştirip saç için kullandığım fırçaları alıp farklı boylarda tüyün yönünde çizgiler atıyorum. En alta niye en koyuyu atmadım derseniz, en alttaki daha böyle kapattım ya, hani daha böyle karaladım, boyadım taban olduğu için onun kopkoyu kalmasını istemedim. Koyulukların aradan gözükmesini istedim. O amaçla bir sonraki kata attım onu. Bu aşamada sabırla tek tek bu tüyleri çizmek gerekiyor. Aynı rengin koyu açık tonlarını kullanarak sıra sıra bunları yapmaya çalıştım. Daha sonra başka bir aşama, uçları çok keskin kalan bazı yerler oldu yine. Aynı saçta yaptığım uygulamada el işaretini aldım. Onunla yine uçları böyle uçuşturmaya çalıştım. Bu el işareti deyince çok ilkel oldu ya. Şey diyelim buna, dağıtma özelliğini alarak diyelim. Şimdi en üst kattaki tülde bazı işlemelerin olmasını istiyorum tasarımımda. Ve farklı bir fırça alıp, rengin koyu bir tonunu alıp, o fırçada bazı değişiklikler yapıp bu noktasal çizgileri atıyorum.
Artık fırçamın yine özelliklerini değiştirip beyaz rengi seçip ışıltılar katıyorum elbiseme. Daha görkemli bir elbise yapmak istiyorum çünkü. Bele de metal gibi duran bir kemer iliştiriveriyorum. Üzerine bir kemer tokası yapmaya çalıştım ama daha sonra değiştiriyorum bunu. Daha sonra elbisenin üst kısmına biraz hem boyut katmak hem de o böyle ortaya doğru toplanan, buruşturulan gibi bir şey yaptık ya, yani onu daha çok hissettirmeye çalışıyorum. Şimdi o işlemeleri ve ışıltıları nasıl yaptığıma bakalım. Fırçada bazı değişiklikler yaptığımı söylemiştim. Opaklık ayarını yükselttim. Aralığı ve dağılımı biraz değiştirdim. Hafiften de biraz ton değişimi falan yaptım. Bunları çizmeden önce tabii biraz deneyin. Yan tarafa bir yere çizgi atın. Bakın işinize yarar şekilde mi? Burada benim amaçladığım şey sanki böyle dizilmiş taşlar, çizgisel halde dizilmiş minik minik boncukların oraya işlendiğini yapmak istedim. Amacım buydu. Hafiften de kolun dışına doğru o noktaları taşırdım ki orada bir boyut olduğunu göstermek için. Sağ kol ne kadar kalın olmuş değil mi? Çizim bitiminde Allah'tan bunu fark ediyorum da biraz inceltiyorum. Şimdi eteğe de aynı çizgisel noktaları işleme varmışçasına atmaya devam ediyorum. Şimdi de o meşhur ışıltıları nasıl yaptığıma gelelim. Tabii ki beyaz rengi alıyorum. Fırçamda yeni değişiklikler yapacağım. Bu sefer iyice dağılımı artırıyorum. Yani noktaları daha böyle geniş açıya yayıyorum ki ara ara ışıltılar katma amacıyla. Kemeri de ışıltılı noktalarla yapsam mı diye düşünüp sonradan vazgeçişimin olayını izliyorsunuz şu an. Yine o en çok kullandığım fırçaya tabii ki geçtim. Boyutunu, opaklığını ayarladım. Böyle daha kolay çizebilmek için yan çevirdim. Ve hafif böyle grimsi,
çok beyaz olmayan bir renk alıp metal bir kemer görüntüsü vermek istiyorum. Biraz daha gri alıp bu kez yaptığım hareket çok çizgisel kaldı mesela bu çizgi. Opaklığı düşürdüm. Boyutu bir tık daha büyütüyorum. Ve o metal geçişi vardır ya, onu vermeye çalışıyorum. Burada değişik bir kemer tokası yapayım diye yine farklı fırçalara göz attım falan. Bir şeyler denedim de ama sonradan baktım olmuyor. Aslında bu fena olmamış ha. Keşke bıraksaymışım. O an böyle bir gözüme çok gözükmüştü. Ama bak, kare olanı daha iyi oturmuş elbiseye sanki. Ama tabii onu da sonra siliyorum. Bunlar bana çok fazla geldi çizerken. Artık elbiseyi az çok tamamlayıp böyle ortaya da tüyler de eksik kalmasın diye birazcık eklemişim. Daha sonra da yüzü çizmeye geçtim. Yüzde daha minik ayrıntılar var ve tabii ki diğer yerlere göre biraz daha zor oluyor küçük yerlerde çalışmak. Olabildiği kadar büyütseniz de bazen yeterli olmuyor ekran. Neyse, sonuç olarak demek istediğim şu ki dijital çok kolay değil başta. Elinizin gerçekten alışması gerekiyor. Buna izin verin, sık sık çizim yapın. Hata yapmaktan da asla korkmayın. Yapamıyorum demeyin. Fırsat verin ve çalışın. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Bunu da unutmayın. Ben de başta sıfırdan böyle çizimler yaparak başlamadım. En başta kağıda çizdiğim ve fotoğrafını çektiğim çizimleri dijitalde sadece boyamak için kullanıyordum PicsArt'ın normal programında. Bir vücut çizimini sıfırdan o sayfaya oturtmak benim için çok çok zor bir şeydi. Ama denedim, uğraştım, çok uğraştım, vakit harcadım. Sonunda böyle ufak tefek bir şeyler yakaladım gibi hissediyorum. Çizim bu şekilde bitmiş oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hem de böyle gaz veriyor bana daha hızlı bir şekilde video hazırlamak için. Son olarak yarışmanın konusunu ve kuralları bir sonraki videoda aktaracağım. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere.